Merhabalar arkadaşlar, ben Phoenix Mira. Bir Euro Truck Simulator 2 bölümüyle daha karşınızdayım. En son kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son biliyorsunuz biraz sert bir sürüşün ardından vaktinde zamanda yetiştirmiştik yükümüzü. Ve level atlamıştık. Level atladığımız için burada bir tamirciye gidecektik. Şimdi o tamirciye gidip atladığımız levelin şeylerini verelim. Evet, çıkış neredeymiş buradan? Şurada çıkış. Şöyle geri gelelim. Yavaş birazcık. Şöyle. Evet, karşısı küçük haritada gözüktü zaten, orası tamirhane. Oyt. Çok güzel. Mouse oynarken toparlayamadık. Neyse, zaten tamirhaneye gidiyorduk ya, bu kadar önemli değil. Bu görmezden gelebilir. Stromash, bunu görmezden gelebilirsin. Bu sayılmaz. Her ETS bölümünün altına nasıl araba kullanmak diye yorum yapıyor kendisi. Sizi de pistlerde görmek isteriz Sayın Stromash. Ya bak, bunlar sayılmaz. Bu arada uykumuz da gelmiş. Arabamızı tamir edip uykuya yatalım. Uyanınca da buradan bir yük alalım kendimize. Biraz daha ileriden sanırım. Şurası. Evet. Giriyoruz arkadaşlar. Bir servis diyelim. Nasıl yapıyoruz bunu? Servis tavsiyeleri demiş. Hepsini tamir ediyoruz biz. %1'lik var. O nereden geliyor? Eksitsiz tamirat talep et. Oha. Yok yok, o kadar değil. Oğlum çok fazla. Yok, o kadar da istemiyoruz. Çekici yapılandırması. Tıklayalım. Burası da yok bir şey. Şasi de yok bir şey. Motorda da bir şey yapamıyoruz henüz. Şanzımanı da yok. Bunu da yok arkadaşlar. Boyalar, yeni boyalar açılmış ama gerek var mı? Şöyle bir bakalım. Şu an o kadar hoşuma giden bir şey yok şahsen. Evet, buralarda yıldızlarımız yanıyor. Şurada bir yıldız yanıyor. Tamam, bunu ver. Burada bir yıldız var. O, bunun üstüne ne koyalım? Bunun üstüne Lambo koyalım sırf ya, şöyle. Şöyle sırf Lambo koyalım. Bunu değiştirdik zaten. Hala yanmaya devam ediyor peki. Burası. Tamam, bu olsun. Burada yok bir şey, burada yok bir şey. Şurada var bir değişiklik. Hemen onu da yapalım. Burada var bir değişiklik. Güzel. Arabamıza her şeyi takacağız. Böylesi var, bir de böylesi var. Pahalı olanı takalım. Buralara da ışık takmaya devam. Evet, ışıklarımızı taktık. Farlarımız da var bir şeyler. Evet, araba gayet güzel oldu arkadaşlar. Yeni bir tampon açılmış. Her yerimiz ışık. Burada da var bir şeyler. Oo. Dur, taktık onu. Heh. Şöyle. Burada sırf şunlardan takalım. Ya da bu tarafa şöyle şunu takalım. Şuralara şu. 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 Tarafa da bu. Buraya bunu takmıştık, evet. Bunu da yaptık, onu da yaptık. Burası da tamam. Şurada var değişiklik. Güzel. Lastiklerimiz bu olsun. Burada neler var arkadaşlar? Jant bu olsun. Şöyle.
Tüm değişiklikleri kabul ediyoruz. Onaylıyoruz. Yine burada parçalı bir şeyler var. Lastikler, şu markayı çeviriyoruz. Şu jantı alıyoruz. Burada yok. Şunu da. Burada o da yok. Ha, bunlarda bir şey yok o zaman. Arkada bir şey var. Arkası da düzeldi işte aracın. Şunlarda var bir şey. O evet. Bu da yok. Bunlar zaten yapılmış olanlar. Bu da tamam sanırım. Şimdi siparişi görüyoruz. Şunu is. Şunu nasıl çevireceğiz? Boya neredeydi? Boya neredeydi? Şuradaydı. Bunu istemiyoruz. Biz bunu istiyoruz arkadaşım. Evet. Arabamız çok güzel oldu. Artık siparişi onaylayabiliriz. 49 bin lira da buraya harcadık. Gayet güzel oldu. Şöyle geri geri gelelim. Arkadan gelenimiz yok. Doğru. Uyku ediyoruz. Şuradan girebiliriz. Uyku kısmına neresi? Şuraya mı park edeceğiz? Burası bize göre değil herhalde. Tam bir yer bulmaya çalışıyorum. Baksana esneyip durma. Biz buraya girmeyecekmişiz arkadaşlar. Tamam. Park yeri arıyoruz ama nerede? Uyumak istiyoruz biz acı. Bu tarafta mı? Şu an tam üzerinde bir yerlerdeyiz ama gerçekten uyuyacak yeri çıkartmadı bize yani. Şöyle yapacağım. İleride bir uyumalık yer görüyorum. Oraya gideceğim. Burada bir yerlerde uyunabiliyor ama onu arıyorum. Burası mı? Direkt. Burası bizim şey bıraktığımız yer değil mi? Direkt evet bizim dorsa bu. Buralarda bir yerlerde uyunuyormuş. Nerede uyunuyor arkadaşım? Aa, gerçekten uyuma olayı sıkıntı oluyor ya.
Yok. Çok enteresan arkadaşlar. Buralarda... Hah. O ağaç işte orada bir yerde. Tamam. Durdurduk. Uyuduk. Güzel güzel güzel. Uyandık. Sabah oldu. Hemen nakliye piyasasına giriyoruz arkadaşlar. Kendimize Zeniç'ten bir yük bulacağız. Zeniç'ten Polonya'ya Lublin'e doğru bir yük var burada. 22 bin lira. Mesafe başına ücrette hangisi iyi? Zeniç'ten Slovenya'ya. Bunu alalım. Mesafe başına daha iyi. Tamamdır. Hırvatistan sanıyorum arkadaşlar. İyi yolculuklar. Bunu yükü aldık. Önce bir yükümüzü almaya gidelim. Sağa dönün. Sağa döneceğiz ablacığım, bekle. Evet. Hızlı bir giriş yaptık videoya. Kimse hala tutamadım. Herkesin keyfi yerindedir inşallah arkadaşlar. Herkes mutludur. Hayatından bir şekilde memnundur. Her ne kadar zor olsa da umuyorum ki iyidir herkes. Sola dönmeye hazırlanın. Buradan bir sola dönelim. Şöyle. Fazla şehir içindeyiz. Bosna Hersek'te şehir içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Yani bayağı bizim Türkiye'ye benziyor. Daha önce de söylemiştim ben bunu. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Döner kavşakta üçüncü çıkış peki. Ya acaba niye duruyorsun orada yani? Şimdi gerçekten acaba niye duruyorsun yani? Ya bir yürü git. Allah Allah, bomboş yolu duruyor ya. Şimdiki çıkışı kullanın. Ha, durduk yere zıntadan da durulmaz ki arkadaşım. Çok kızdırıyorlar insana ya. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Bak, çiçek gibi yapıyor duruyor, görüyor musun? Ya bu oyunda da biraz bunu... Ne oluyor acaba ya? Allah Allah. Allah Allah. Sağdaki çıkışı kullanın. Yürü git Allah'ını seversen ya. Daha yolun başında insanı kızdırıyorlar ya. Oyunda bir şey yapmışlar yani, arabalar böyle bir kalkıp durup fren yapıyor, öyle bir şey yok ya, olamaz. Gerçekten o bir sıkıntı bir hareket yani. Düz ilerleyin. Adam kalkacakmış gibi yapıyor. Sen gazı veriyorsun, ondan sonra zıntıdan duruyor. Sonunda vardık. Ver bakalım şu işi bize. Nerede bizim dorsa? Şu bizim dorsa.
Evet. Yanaştık. Yükümüzü almaya hazırız. Yükümüzü bağlarız. Selamünaleyküm dayı. Kolay gelsin. Yükümüz ne arkadaşlar? Hemen söylüyorum size. Yükümüz su tankı. 11 ton yükümüz var. Riyaka'dan Adrisa'ya gideceğiz. 13 saatlik bir süremiz kalmış durumda. Ve yolumuza çıkıyoruz. 547 kilometre bir yolumuz var. Hadi bakalım diyelim. Şöyle. Borsalarsak da yapılmış bir su tankını Hırvatistan'ın ucuna kadar götüreceğiz. Slovenya ucuna kadar. Yolumuz uzun. 359 bin euro paramız kaldı. İki tane kredimiz var. Onları ödemeye çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan aracımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bir taraftan level atlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar. Su tankı burayı kurtarıyordur değil mi ya? İyi, bayağı yüksekmiş o. Başlangıçta daha yük almadan kızdırdılar beni biliyorsunuz bu. Yolda zık zık duran arkadaşlar. Bu tarafım serbest. Şuradan çıkıyorum artık. Beni kimse rahatsız etmesin. Uzak durun benden. Şöyle geniş geniş döneceğim. Buradan da gireceğim. Evet, hız sınırımızı 70'e çektik. Çıkma orada. Tek şeritte düşüyor yol. Çekil. Ama burada niye 50'ye düştü gene? Ver 70'imi bana geri. Heh bak zıntıdan çıktı yolumuza. Karşıdan gelen var mı? Neyse şuradan döneceğiz. Çok zorlamayalım. Kendisi de döndü zaten. Aşağısı otoban gibi duruyor. İnşallah öyledir. Otoban severiz. Otobana bayılırız hatta. Evet. Şöyle bir çıkalım görelim bakalım burası neymiş. Arkamızdan gelen yok. Pek otoban gibi bir şey değil burası arkadaşlar da. Yani 70 hız sınırı olan bir yer. Yükümüzü aldık devam ediyoruz artık. 540 kilometre yolumuz var. O polis amca çıkıvardı oradan. Diye. Gene gidiş dönüş tek şeritli bir yoldayız. Yani bu Balkan yolları bayağı sıkıntı. Önümüzdeki polis amca yavaşlamasak çıktıracaktı direkt bize. Şurada 70'e tekrar çıkıyordur. Evet. Bakalım hep 70-70 mi verecekler bu yolda bize. Göreceğiz. Gördüğünüz gibi gidiş dönüş. Gidiş geliş tek şerit bir yol burası. Yani bu Balkan bölgelerinde bu yollarda çok karşılaştık. Henüz daha böyle güzel Avrupa yollarına, otobanlarına pek çıkamadık. Yani en güzel gördüğümüz otoban şu ana kadar Türkiye'deki otobanlar. Burası neymiş böyle köprü açılıp kapanıyor falan mı? Başına bir şey koymuşlar.
Yine bir tünel bulduk kendimize. Altmış, altmış, yetmiş, yetmiş. Bakalım bu yol ne zaman bitecek arkadaşlar böyle. Yani şurada bir otoban olsa. Bulsak 90'a. 90, 90. Haldır aldır gitsek ne olur değil mi? Aman yok. Her mesleğin bir zorluğu vardır. O hesap. Biraz basalım ya. Bu böyle bitmez bir yol. Biraz cezayı göz alıp bastıralım. Evet. Bir tünel daha gördük. Umarım polis gelmez karşıdan. Çünkü şu anda 95 ile gidiyoruz. Bayağı hızlıyız. Buralara göre. O. İyi durduk. Çok iyi durduk yani. Çok iyi durduk. Ben kırmızı cezasını yedik dediydim yani kendi içimden ama. Yemeden durmayı başardık. Bosna-Hersek'in yolları çok kötü. Şu Bosna-Hersek'ten bir kurtulalım bence artık. Gerçekten de böyle mi acaba? Yani yazın bir Balkan turu yapmayı düşünüyoruz ya şimdi. Göreceğiz bakalım gerçekten böyle mi değil mi? Şöyle. Ha ben normalde araç kiralayıp öyle yapmak istedim Balkan turunu. Şimdi tur şirketiyle gidelim. Yorul, sen de yorulmamış olursun dedi. Eşimin ehliyeti yok arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi hareketleri? Bu tarafa gidecekmiş gibi oluyor. Ondan sonra dönüş şey yapıyor falan böyle. Ne dedim? Evet, eşimin ehliyeti olmadığı için. O da dedi ki yani tek başına zor olur. Bir tur şirketiyle gidelim dedi. İyi yıl. O yüzden bir tur şirketiyle gideceğiz. Tabii ki benim ayağımın iyileşmesi lazım öncelikle. Daha önce de söylediğim gibi ayağım kırıldı. Ayak tarak kemiğim kırık. Önce onun iyileşmesi lazım. Orası ayrı. Gerçekten çok kötü yolları var ya. Bosna-Hersek'in. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz. Şurası otoban mı ya? Her gördüğümüz yerde otoban mı burası acaba diye. Böyle bir heyecanlanıyorum. Yani yol çalışması var burada yani neyse de. Çok özür dilerim. Yani bir çeşit otoban sanırım burası ama yine 60 km hız verilmiş. Yani bakın tabelalar yeşil oldu. Şurada otobana bağlayacak. Evet. Evet, otobana bağlayacak. Bağla artık biz otobana. Ver hız sınırımızı. 70 mi? Arkadaşım 70 nedir ya otobanda? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Ya burası otoban arkadaş. Ben 90'a yapıştır giderim. Neyse yavaşlayalım. Sebebi sınır gördüm arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan. Evet. Bosna Hersek bayraklarında.
Gördük. Şuradan çıkış yapacağız. Dostlar her şeyi terk etmeye hazırlanıyoruz. Verdik evraklarımızı, pasaportumuzu. Vur damgamızı gidelim artık biz. Hadi bakalım. Hasta serbest gözüküyor şu anda. Tabii şimdi hangi kıyı? Ha, ileride orası. Burası tarafsız bölge o zaman. Tarafsız bölgeden nereye geçiyoruz ki biz şu anda? Neyse bayrağı görünce söyleriz herhalde umarım. Her bayrağa da aşina değilim ama. Karadağ olabilir mi? Ama 90 vermişler. Bakın şimdi gördüm. Hız sınırını 90 vermişler. Hız sınırının 90 olduğu bir yere geçiyor olabiliriz. Çok güzel olur. Evet. Arkadaşlar ya Sırbistan ya Karadağ burası. Ben size söyleyeyim. Bayrak. Oy. Oğlum 1040 euro yedik ya. Polis. Arkamda bitecek zamanı buldun ha. Arkamda bitecek zamanı buldun yani polis canım. Bayrak daha çok böyle Sırbistan gibi geldi bana ama. Lan yine gene cezası kesildi dedim ya. Kredi ödedik arkadaşlar. 8.676 euroda kredi verdik. Bu oyunu ödüyoruz. Burası ne? Şuradan geçsem bir sıkıntı olmaz herhalde. Ya hep aynı şey yapıyoruz bu arada ya. Açılmayacak değil mi bu? Açılmayacak. Hay ağzıma ya. Geç işte oradan. Ne uğraşıyorsun? Geç hadi geç ya geç. Geç bak orada kalma. Gene yaptık yapacağımız var ya. Evet. Düzlemeyi başardık arkadaşlar. Bir daha yapmayacağım bunu ya. Allah. Zulüm oldu ya. Dediğim gibi ya Sırbistan'dayız ya Karadağ'dayız. Emin değilim. Şöyle isimleri bir göreyim. Budapest, Belgrad diyor. Belgrad. Sırbistan'dayız arkadaşlar.
Sırbistan'dayız. Şöyle şuradan çıkalım biz. Az önce daha sınır orada polis amca bizi yerleştirdi cezaya. Hiç acımadı. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. Bir de iyi yedik yani. 1025 dolar yedik. Şey, 1025 euro yedik. Fena ceza. Şuradan devam ediyoruz artık. Zagreb falan diyor. Dediğim gibi Sırbistan'dayız ya. Hız sınırı 90. Güzel bir yol bulduk. Yani Bosna Hersek'ten sonra burası kaymak kaymak. Hızlı bir şekilde gidip İQ vermeye çalışacağız. 360 kilometre yolumuz kaldı zaten. Bu şekilde otobansa 5 dakika oradayız arkadaşlar. Otobanda ise tabii işler değişiyor o zaman. Yakıtımız iyi durumda. Yorgunluğumuz ortalarda. Şu anda Sırbistan yollarında devam ediyoruz. Ha, tabii ki Hırvatistan'a geçeceğiz. Sırbistan'dan. Umarım Hırvatistan da böyledir. Gerçi Hırvatistan böyledir ya. Hırvatistan şeye de girdi. Schengen'e de girdi. Uzun yoldan geldim, uzun yola devam. Uzun yollara devam. Buradan Sago Kafkef diyelim. Yol gayet güzel. Hoş. Tam böyle aç müziği bas gaza. Neden biz açmıyoruz peki? Çünkü YouTube amca izin vermiyor. Yani ben telifsiz müzik arayıp duramam. Bu halde nereden bulurum onu da çok bilmiyorum. Ama şu yolda açmak isterdim bir Türkçe rap müzik ya da şöyle bir ne derler Anadolu rock. Yani diyeceksiniz ikisi birbirinden çok farklı değil mi? Değil arkadaşlar. Müzik nasıl zevkiniz hoşunuza gidiyor söyle dinleyin. Yani biz yeri geldiğinde Neşet Baba'yı da dinleyin. Yeri geldiğinde Ceza'da dinleyin. Sagopa'da dinleyin. Ne bileyim yeri geldiğinde yeni nesil rapçileri de dinleyin. Uzi'dir. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani o kulağınız hoşunuza ne gidiyorsa onu dinleyin. Fazla kimseye takmayın. Sizin canınız ne istiyorsa siz onu yapın. Bayağı bir gittik arkadaşlar. Bu arada gittiğimiz yol aynı zamanda ücretli bir yol. Bakalım yolun sonunda kaç euro ödeyeceğiz? Acaba direkt Hırvatistan'a mı geçtik biz? Hırvatistan bayrağı da öyle miydi? Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a geçiş var mı? Direkt komşuluğu var mı? Olabilir. Doğrudan Hırvatistan'a da geçmiş olabiliriz ha. Çünkü onların bayrakları birbirlerine benziyor. Hırvatistan milli takım formasını görsem hatırlarım da. Yani direkt Hırvatistan milli takımı derim ama. Bayraklarından çok şey değilim. Hata yapabiliyoruz birbirine benzeyen bayraklarda. Gayet güzel, tertemiz, mis gibi bir yol arkadaşlar. Hıldır hıldır gidiyoruz. Yaldır yaldır hıldır hıldır nasıl seviyorsanız.
Sizin yörenizde nasıl deniyorsa. Diye buradan bir koyu verdim böyle aşağı doğru öne ima diye kızanım. Balkan yollarında ben kaptanımız Phoenix Mira arkamızdaki 11 tonluk su tankıyla yollardayız. Hop bak burada bir kalabalık var. Burası bize kaza yaptırır bunlar. Hadi geç, yürü. Bas. Durduk yere bizim hızımızı kesiyorsunuz ya. Bas, devam et. Kastarina. Stop 650 metre diyor. Ha, şeyi gördüm. Ödeme noktasını gördüm. Gittikten sonra bakalım bu yol ne hale dönecek. İyiydi bu yol. Şurada 220 kilometre yolumuz kaldıydı. İyiydi bu yol. Evet arkadaşlar. Bakın buradan geçersen bana ödettirmeyecek. O yüzden benim bu tarafa geçmem gerekiyor. Görüyor musunuz? Bu saçmalıklara kızıyorum ben. Dur. Yani niye hepsini ödeyemiyorum arkadaşım ben? Yani şurası bize acayip zaman kaybettirdi. €54 verdik. Açılsana. Yani orada niye ben sağ taraftan ödeyemiyorum? İlla ki sol tarafa geçmek zorundayım yani. Bu oyunda bunları çözemedim ben tam olarak. Bu arada yol daha çok bozulduğunu söyleyemem. Gayet şu anda iyi. Sağ şeridimize geçelim. 210 kilometrelik yolumuz kaldı. Paralı otoyoldan çıktık. Ama yine de bir otoyoldayız şu anda. O yüzden çok bir sıkıntımız yok. Yani şu son 200 kilometrede böyle gidersek tertemiz mis gibi bir teslimat yapmış oluruz. Direkt gittiğimizde hız cezasından gene bir yedik. 15 kilometre kaça düşmüş? 80'e düşmüş. Nerede? Nasıl 80'e düştü? Hiç bakmadım. Bu oyunu yiyoruz. Az önce 90'dı buralar. Niye 80 oldu şimdi? Diye sormazlar mı adamı? Gene 90'a çıktı. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Resmen tuzak. Resmen yani. Heh, sağdan bir çıkış yaptık. Ama sağdaki çıkış da yeşil gösteriyor. Hala otoban gösteriyor. Otoban olduğu sürece sıkıntımız yok. Buralar 80. Bu arada bir şehre geldik ama burası acaba neresi? Biz yine bastık gidiyoruz. Ceza yemesek bari.
Bayağı büyük bir kelebek burası. Bir yol alttan gidiyor, bir yol üstten gidiyor falan. Heh, 90'ı verdi geri ve ileride bir otoyol başlangıcı daha var. Ücretli otoyol. Hop yine 80'e çekti. Şuradan gidelim biz. Bundan sonra yok, öyle sağa sola geçmeyeceğim. Direkt önümdekinden gideceğim. Kilometremiz kaldı arkadaşlar ve yine bir ücretli otobandayız. İki sefer ceza yedik. Hız cezası. Tuzağa düşürdüler bizi. Uykusuzluk birazdan baş gösterecek ama biz bu yükü yetiştiririz yatmadan. Bir de ondan ceza yeriz değil mi? Yani götürdüğüm sırada 5000 liralık yük. Yani 5000 avroluk yük. 3000 avro zaten ceza ödemiş olacağız. Bir otobüs bizi solluyor. Balkan Trans. Öz Balkan. Oğut. Son anda fark ettim buradan gireceğimizi. Abla da konuşmuyor. Ha. Sağdan devam edin falan diye. Son anda yakaladım. Lan biz de sol yolu mutarı. Yani Hırvatistan'a geçtiğimizden beri yollar çok güzel arkadaşlar. O bir gerçek. Orası Hırvatistan sınırıymış. Bosna-Hersek Hırvatistan sınırı varmış demek ki. Evet, Hırvatistan'da savaş yapmadan mı? Sırbistan'da savaş yaptı? Ay ay. Neyse işte birileri savaş. Bunlar birbirleriyle savaştı. Bunlar da Bosna-Hersek'te Hırvatistan savaştı değil mi? Sırplar da onlardan yana mıydı? Sırplarla mı savaştı? Bosna var. Sırplarla savaştı. Pardon. Bu değil. Neyse konuştukça batıyorum. Ben hiç konuşmuyor. Susayım. Gişelere geldik. Paramızı ödeyeceğiz. Ben şu tarafa geçer. Orada var yok bilmiyorum. Dur sen orada dur. Ben bunu ödeyemiyorum. Hadi be ödeyip geçiver. Hadi dayıcım sen de devam et. Hah geldik, kaç para? Al 40 euro da buraya verdik. Şu an 95 lira ödemiş olduk. Otobana. Ve devam ediyoruz. Yolumuza son 74 kilometre. Ne yazıyor? Bir şey yazmıyormuş. Lambayı yanında mısınız? Avrupa Birliği bayrağına benzettim. Öyle bir şeye benzettim. Uykum geldi herhalde benim ya. Oyuna değil. Realde uykum geldi sanırım benim.
Şehre daha geldik. İkimizi teslim edeceğimiz şehir olabilir burası. Split diyor buraya. Soldan devam edelim. Evet, 60 km hızla düştük. Sanıyorum. Şey günleri bitti. Otoban günleri bittisi galiba. Yo, otobana çıktık gene ama hemen terk edeceğiz. Tamam. Sağdan çıkıyoruz. Artık geldik sayılır zaten arkadaşlar. Sekseni verdi. Biz de devam ediyoruz. Son 20 kilometre arkadaşlar. Geldik artık. Yeşil. Yeşilde de geçtik. Burada niye ışık var onu da anlamış değilim ama. Geçtik sonuçta yeşilde. Çok az bir yolumuz kaldığında hiç şüphem yok şu anda. 60'a düştü hız sınırı. Çekelim. Buralarda polis olabilir. Evet, Rijeka şehrine geldik. Evet. Adriyatik yolu 34 olarak bir şey mutlaka yaptık. Burada sağdan devam edin diyor. Şöyle sağdan. Evet, bir demir yolu ağının istasyonuna geldik. Yani bir konteyner yükleme istasyonuna geldik arkadaşlar. Aç bakalım kapıyı. Gümrüğe geldik. Gümrük galiba burası arkadaşlar direkt. Evet. Kastı oyun. Oyun bir kastı burada bir şey var. Nedenini anlamadım ama. O şurada bir seyir tepesi mi var? Seyir noktası mı var? Öyle bir şey var. Şurası. Hadi oraya bir gidip şuraya bir yapalım. Buraya kadar gelmişken. Durduk. Motor söndürdük. Değil lan. Dur. Bunu bağla. İki bıraktık olduğumuz yere. Rijeka limanı. Limanmış arkadaşlar. Limana gelmişiz. Limana yük getirmişiz. Evet, limanmış dedikleri gibi. Gemiyi gördüğünüz gibi yük demişler ya da boşaltıyorlar artık. Orasını tam bilemeyiz. Bir demir yolu var burada. Çok özür diliyorum.
Sonra bütün ailemde ben çocuklarım yani öksürüğüm için de bende de böyle bir öksürük var. Anlamış değilim sebebini. Doktora da götürüyorum çocukları kendim de ama tam bir iyileşme sağlayamadık. Evet. Yani bu kadar gösterecek ne var bilmiyorum ama bu kadar gösterecek pek bir şey yok bana göre ama gelmişken bu seyir noktasında aktifleşmiş olalım. Bunun da achievement'ını almış oluruz. Dayılar soteye zulalanmışlar. Geyik muhabbettiler yani. İşten kaytarıyorlar. O bunların şey dahi. Bu kesin şef bak. Elinde hararetli bir şeyler yapıyor. Bir römork çekiyor arkadaşlar gemiyi şu anda. Arkasında da bir römork var gerçi. Denizcilikle hiçbir alakam yok. Niye olduğu konusunda hiçbir fikrim yok o yüzden. Ben buradan şöyle yine yoluma devam ederim. Sağa döneriz. Biz yoldan dönelim. Evet. Biz gene esnemeye başladık. Buraya. Böyle park etmeye çalışıyorum şu anda. Böyle park ettik. Bir yükümüzün daha sonuna geldik. Bakalım. Zararımız çok. İki sefer ceza yedik arkadaşlar. Bir Allah'tan 13K. Yani bir 10K kar elde etmişizdir. Bir level daha atladık. Hadi bir tane daha şey açtıralım. Lisans açtıralım. Yeni parçalar geldi. Bunlar geldi. Bunları da bir ara götürüp taktıracağız. Şurada motor da geldi herhalde. Bu iyi bir şey. Motorumuzun bir üst ne derler? Segmenti geldi. Motorumuzun bir üst versiyonu geldi. Bir bölümün daha sonuna gelelim burada. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olup bize destek olursanız, bir de like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki bölüme kadar ben Phoenix Mira, hoşçakalın.